Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli KON TV izleyicileri, değerli izleyicilerim, Bir Mana Dünyamız programıyla daha sizlerle beraberiz. Hatırlayacağınız üzere programımızda her hafta Kur'an-ı Kerim'den çeşitli kavramları, terimleri, terkipleri ve bunların manasını anlamaya, anlatmaya ve manevi dünyamıza aktarmaya, katkı sağlamaya çalışıyorduk. Ve her hafta farklı bir kavramı işlemiştik. Geçtiğimiz haftaki programımızda Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa eremeyeceklerin kimler olduğunu ifade etmiştik. Bu hafta programımıza özel bir parantez açmak istiyoruz. Zira bugün okullarımız açıldı. Yeni bir eğitim öğretim yılının başındayız ve yeni bir eğitim öğretim yılında şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Hayat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de, kitabımızda acaba eğitim öğretimle ilgili, çocuklarımızın nasıl eğitileceğiyle ilgili, çocuklarımıza ahlaki değerlerin, dini değerlerin nasıl verilmesi gerektiğiyle ilgili ya da şöyle ifade edelim, çocukları hayata hazırlamada Kur'an-ı Kerim bize eğitim usulünü, uslubunu nasıl anlatıyor, bu konuya değineceğiz. Yani bugünkü programımızda bir kavram tahlilinden öte bir anlayışın Kur'an-ı Kerim'de bir baba-oğul örneği üzerinden veya eğitimci bir babanın oğluna, çocuğuna yapmış olduğu öğütler, ona vermiş olduğu öğütler çerçevesinde acaba Allahü Teala bize nasıl bir mesaj veriyor? Bu konuyu beraberce anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Fakat konumuza geçmeden önce şöyle bir girizgah olsun diye ifade etmek gerekirse, eğitim ve öğretim nedir? Tamamen okumakla ilgili, bilgi edinmekle ilgili bir husustur. Ve bizim dinimiz Kur'an-ı Kerim, İslam ve o İslam'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim okuma ve öğretime öylesine büyük bir vurgu yapıyor ki daha kitabımızın ilk ayeti nedir? İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani ilk mesaj Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğini bir anlamda ilan eden, sen peygambersin artık diye ona bir anlamda o misyonu yükleyen ilk ayet nedir? Oku emridir. İkra, oku. Ve ayet-i kerimelerin devamında biz şunu göreceğiz. Allah-u Teala şunu okuyun, bunu okuyun, şuraya kadar okuyun veya falancalar okusun, şu yaşa kadar okuyun gibi herhangi bir tahsis koymadan, herhangi bir sınırlama koymadan oku emrinin Allah'ın adıyla olmak suretiyle ve o okumanın hangi hikmetlere binaen veya şöyle ifade edelim, Rabbimizin hangi lütfu çerçevesinde olması gerektiği hususunu bize en ince şekliyle anlattığını ya da en derin manasıyla anlattığını göreceğiz. Ve bunun ötesinde Allah-u Teala'nın okuma ve yazmaya yani eğitimin iki temel unsuruna vurgu yaptığını ve bu iki temel unsurun öyle insanın yanılma yoluyla, deneme yanılma yoluyla veya kendi kendisine değil de bizzat Allah tarafından bu iki unsurun insanoğluna öğretildiğini ve Allah-u Teala'nın bir eğitimci, bir mürebbi olarak insanoğluna okumayı, yazmayı yani ilim edinmeyi öğrettiğini, Allah-u Teala'nın insanı eğittiğini yine ayeti kerimelerin ışığında görmüş olacağız. İşte dedik ki ilk ayeti kerime, ilk emir, İkra bismi rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla oku, halakal insâne min alak, ki o Allah nedir? İnsanı alaktan, alakadan yarattı. Alak ifadesi bir, döllenmiş yumurta, sperma anlamına gelen bir sözcük. İkincisi de yine müfessirlerin halakal insane min alak ifadesine Allah insanı kadın ve erkeğin birbirine duyduğu alakadan, ilgiden, kadınla erkeğin bir araya gelmesinden yarattı manasını veya bu manada anlaşılmasının daha güzel olacağını ifade eden müfessirleri de var. Bunu da yabana atmamak gerekir. Devamında tekrar 3. ayeti kerimede İkra, oku,
ve Rabbükel Ekram, senin Rabbin en cömerttir. Bakınız değerli kardeşlerim, hemen oku emrinin peşinde Allahü Teala'nın cömert olmasının vurgulanmasını şöyle anlamamız gerekiyor. Allah en cömerttir ve insanoğluna okuma yazma gibi bir kabiliyeti, o cömertliğinin bir neticesi olarak, bir semeresi, bir meyvesi olarak, bir tezahürü olarak Allahü Teala vermiştir. Bakınız kainatta Allahü Teala'nın yaratmış olduğu binlerce, milyonlarca varlık var. Ama hiçbir varlığa Allah, insandan başka hiçbir varlığa Allah okuma ve yazma kabiliyeti vermemiş. Okuma ve yazma Allah'ın işte o ekram olan, en cömert olan Allah'ın bize nedir? Bir lütfudur. Allahü Teala'nın bize bir vermiş olduğu ikramdır. Ki bu insanoğlunu diğer varlıklardan ayrıcalıklı kılan, yani diyelim ki konuşmaksa, biz her ne kadar anlamasak da diğer hayvanlar da kendi aralarında bir şekilde iletişime geçip bir şekilde konuşuyorlar. İşte duymak, görmek, yeme, içme, üreme, bakınız bütün bunlar diğer hayvanlarda da diğer mahlukatta da olan Allahü Teala'nın koymuş olduğu özellikler. Ama hiçbir mahlukata Allah insanoğluna vermiş olduğu okuma ve yazma kabiliyetini, okuma ve yazma yeterliliğini insanoğlundan başka hiçbir varlığa vermemiş. Demek ki ve Rabbükel Ekram, Rabbin en cömerttir buyrulurken buradaki cömertliğin böyle mübalağalı şekilde vurgulanması, yeme içme veya yediğimiz içtiğimiz nimetlerin ötesinde özellikle okuma ve yazma nimetinin, yani eğitilme ve bu eğitimi bilgi yoluyla bilgilenme şeklinde yapabilme nimetinin sadece insanoğluna verildiğini de söyleyebiliriz, anlayabiliriz. Ellezî, öyle ikram sahibi, öylesine cömert bir Allah ki alleme bil kalem. Ne yaptı? Kalemle öğretti. Kalemle yazmayı öğretti. Bakınız, kalemle yazmayı öğreten kimdir? Allahü Teala'dır. Biraz önce de ifade ettik sohbetimizin başında. Okuma ve yazma insanoğlunun deneme yanılma yoluyla kendi kendine üretmiş olduğu bir şey değil. Bizzat kabiliyet olarak Allahü Teala'nın insanoğluna vermiş olduğu bir özellik, bir üstünlük. Bunun da ötesinde okuma ve yazmanın nasıl olacağını, yani harfleri, yani kelimeleri, okumayı, yazmayı da bizzat insanoğluna öğreten kimdir? Allah'tır. Allemel insane ma lem ya'lem ve insana Allah bilmediğini öğretti. Evet, insanoğlu olarak bakınız biz dünyaya hazırlıksız geliyoruz. Yani bilgi noktasında biz diğer mahlukat gibi, diğer varlıklar gibi işte içgüdüsel olarak bir şeyleri bilip öğrenmenin ötesinde bakınız bilgi noktasında dünyayı imar edebilecek bir bilgiye ve insanoğlunun hayatını kolaylaştırabilecek, değiştirebilecek, işte yeni icatlar yapıp yeni düşünceler üretecek bilgiye biz yine Allahü Teala'nın bize öğretmesi sayesinde yapıyoruz. Yani şunu hiç duymamışızdır. İşte falanca hayvan süper okur yazar, falanca maymun işte süper okur yazar veya süper müthiş bir mütefekkir, düşünür. Böyle bir şey yok. Bakınız bunlar, yani okuyup yazmak, bilgi üretmek, düşünerek bilgi üretmek, bir icat ortaya koymak, bir buluş yapmak, yani fen açısından, tıp açısından ya da felsefi düşünce noktasında, edebiyat noktasında kendisini izah etme, beyan etme noktasındaki bütün söyleyebileceğimiz fiillerin tamamı veya söyleyebileceğimiz niteliklerin tamamı nedir? İnsanoğluna ait olan özelliklerdir. İşte bu yönüyle ve Rabbükel Ekram, Rabbin en cömerttir, zira İnsanoğluna hem okuma yazma kabiliyetini vermiş, hem ona okuyacağı kitapları indirmiş, hem de insanoğluna nasıl yazması gerektiğini, yazıyı, kalemle yazmayı
öğreten yine Allah'tır. Bu onun en cömertliğinin bir göstergesidir. Yani şimdi Allah en cömerttir derken işte Allah insana sayısız nimet vermiş. Ama bakınız o sayısız nimetleri yani meyveleri sinekler de yiyor. Diğer mahlukat da yiyor, hayvanlar da yiyor. İşte bir takım insanoğlunun yemiş olduğu et türü nimetleri diğer hayvanlar da yiyor. Veya farklı işte görme, konuşma, görme, işitme, uyuma, üreme gibi nimetler diğer varlıklarda da var. Ama okuma ve yazma dediğimiz zaman işte Rabbimizin en cömert olarak insanoğluna vermiş olduğu iki özellik olduğunu ifade edebiliriz. Bakınız yine Rahman suresinde Allah-u Teala Er-Rahman allemel Kur'an, Rahman Kur'an'ı öğretti ki Kur'an nedir? Okunan demektir. Yani Allah okunan bir kitabı öğretti. Bizim Kur'an-ı Kerim'imiz de okunan bir kitaptır ki Kur'an'ın manası okunan anlamındadır. Yani okunanı Allah öğrettiğine göre öyleyse okuma fiilini de yine öğreten Allah'tır. Halakal insan, insanı yarattı ve allemahul beyan ve ne yaptı? İnsana beyanı yani kendisini en güzel şekilde ifade etmeyi, konuşmayı, o konuştuğunu yazıya aktarmayı, o konuştuğunu, düşüncesini diğer insanlara aktarabilmeyi yine Allah öğretti. Öyleyse şunu ifade edelim değerli kardeşlerim. Bizim inanmış olduğumuz İslam dini hayatın odağına, merkezine ilmi koyan, eğitimi koyan, okumayı, öğrenmeyi koyan ve bunu bizzat Allah-u Teala tarafından insanlara öğretilen bir fiil olarak değerlendiren ve insanoğlunu bu yönüyle seçkin kılan, seçkin olduğunu ifade eden bir din olduğunu söyleyebiliriz. İşte bugün çocuklarımızın eğitim öğretime yani ilkokul, ortaokul, lise seviyesindeki öğrencilerimizin ve onlara hikmeti, bilgiyi öğretecek olan öğretmenlerimizin bugün yeni bir döneme başlamış olmaları elbette ki bizi heyecanlandırıyor. Eğitim nedir? Eğitim yetişmiş olan neslin yetişmekte olan nesle bilgi ve tecrübelerini aktarmak demektir. Yani öğretmenlerimizin bilgi ve tecrübelerini yeni yetişmekte olan nesle aktarma işine biz eğitim diyoruz. Peki bu eğitim hadisesine baktığımız zaman yani gerek fen bilimleri olsun, gerek ahlaki ilimler olsun, gerek işte sosyal bilimler olsun, bunların nasıl öğretileceğine dair veya bunların nasıl öğretildiğine dair Kur'an-ı Kerim'de örnek var mı? Kur'an-ı Kerim'de bize bir yol gösteriliyor mu? Bize rehberlik edilecek bir rehber, kıssa, bir örnek, metot anlatılıyor mu? İşte bugün programımızda o ilk emri oku olan kitabın eğitim ve öğretimle ilgili uslubu, usulü nedir? Çocuk eğitimi özellikle nasıl yapılması gerekir? Onları Lokman Aleyhisselam'ın ağzından ama Kur'an ifadeleriyle oğluna nasıl aktardığına bakacağız. Evet, Lokman Suresi 12. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Andolsun muhakkak ki biz Lokman'a hikmet verdik. Bakınız hikmet nedir? İnsanın kendisini bilmesini, Rabbini bilmesini, insanın kainatı değerlendirmesini sağlayan bir güç, ilim, bilgi demektir. Yani yorumlama gücü, anlatabilme gücü, okuduğunu bir sonraki nesle, bir sonraki kuşağa aktarabilme gücüdür hikmet. Olayların derununa, künhuna vakıf olabilme gücüdür hikmet. İşte biz Lokman'a ne yaptık? Hikmet verdik. Yani Lokman Aleyhisselam bakınız öyle sıradan bir kimse değil. Yani eğitilmiş bir kimse, yapacağı işin şuurunda, bilincinde olan bir kimse, oğluna yeterli eğitimi verebilecek kabiliyette, donanımda,
o donanıma haiz sahip bir kimse. Peki ne için vermiş Allah-u Teala bu hikmeti Lokman Aleyhisselam'a? Enişkur lillah, Allah'a şükretmesi için. Şimdi değerli kardeşlerim şu var, evlatlarımız bize nedir? Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Ama diğer hediye nimetlerde olduğu gibi aynı zamanda evlatlarımız bizim için bir imtihan vesilesidir. Yani evlatlarımızı hikmet çerçevesinde mi yetiştirebiliyoruz? Evlatlarımızı değerlerini vererek, geleceğe hazırlayarak, insanlık için faydalı bireyler olacak şekilde mi yetiştirebiliyoruz? Yoksa evlatlarımız da ya saldık çayıra Mevlam kayıra nasıl büyürlerse büyüsünler anlayışı içerisinde miyiz? Yani şunu ifade edelim. Babalık dediğimiz zaman sadece fiziki olarak bir çocuğun dünyaya gelmesine vesile olmak mı anlıyoruz? Yoksa babalık dediğimiz zaman aynı zamanda çocuğu hayata alıştıran, çocuğu hayata hazır hale getiren, hazırlayan bir mürebbi, bir öğretmen olduğunu da düşünüyor muyuz? Ki bugün şunu ifade edelim değerli kardeşlerim. Çocuk eğitimi ailede başlar ve okul ailede alınan eğitimin sistematik hale getirilmiş şekliyle eğitimi devam ettiren kurumdur. Yani ya biz ne yaparsak yapalım ama verelim çocukları okul eğitsin, işte okul ne yapabiliyorsa yapsın anlayışı doğru bir anlayış değildir. Eğitim evde başlar, okul o eğitimi sistematik hale getirir. Evet, وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Kim Allah'a şükrederse, teşekkür ederse kendisi için şükretmiş, teşekkür etmiş olur. Yani bizim Allah'a sunacağımız şükürden, teşekkürden Allah'ın artı eksi kazanacağı, kaybedeceği hiçbir şey yok ya. Biz Allah'a şükrettiğimiz zaman, teşekkür ettiğimiz zaman kendi adımıza şükretmiş, teşekkür etmiş oluruz. وَمَنْ كَفَرَا Kimden nankörlük ederse فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ Muhakkak ki Allah zengindir ve övülmeye layıktır. Yani o inkar edenlerin, nankörlük edenlerin nankörlüğü, inkarı Allah'tan hiçbir şey eksiltmez. Bakalım Lokman Aleyhisselam eğitime nereden başlıyor? Nasıl bir eğitim metodu izliyor? Şimdi kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim'deki Lokman Aleyhisselam'ın oğlunu bir rol model olarak yetiştirmesini, eğitmesini ve usulünü inşallah anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Şimdi kısa bir ara, hiçbir yere ayrılmayın. Aradan sonra KON TV ekranlarında Mana Dünyamız devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra Mana Dünyamız programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim'de çocuk eğitimi ve usulü konusunu anlamaya, anlatmaya çalışıyorduk ve Lokman Suresi 12. ayeti kerimeden başlamıştık. Allah-u Teala'nın Lokman Aleyhisselam'a şükretmesi için bir hikmet verdiğini, şükredenin kendisi için şükretmiş olduğunu, nankörlük edenin de Allah'a hiçbir zarar veremeyeceğini ifade etmiştik. Geçelim Lokman Suresi 13. ayeti kerimede. Rabbimiz şöyle buyuruyor ki ve Lokman Aleyhisselam bakınız artık evladına eğitime başlıyor ve usul olarak nasıl bir usul izliyor. Ve iz gâle Lukmanu libnihi. Lokman oğluna şöyle demişti ve hüve ya'izuhu ona öğüt vererek ya büneyye ey oğulcuğum, ey yavrucuğum. Bakınız burada ne var? Bir şefkat, bir merhamet ifadesi var. Ya büneyye yani oğlum. Bana bak, dinle falan böyle bir katı bir ifade değil. Ya büneye, ey yavrucuğum, ey oğulcuğum. Yani bir merhamet ifadesi, bir şefkat ifadesi var. Öyleyse biz buradan şunu anlamamız gerekiyor ki, eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin çocuklara yaklaşırken o şefkat, merhamet üslubunu, usulünü kaybetmemeleri gerekiyor. Yani sevgiyle öğretmek diyoruz ya bugün modern dilde, işte o sevgiyle, o merhametle öğretmek. Özellikle ilkokul seviyesindeki çocuklarımızın ilkokul öğretmenlerine olan bağlılığı, eğer öğretmeni sevmiş ise
O bağlılık ömür boyu devam eder. Ama öğretmeni sevmemiş, öğretmenden nefret etmişse, öğretmen çocuklara sevgi ile yaklaşmamışsa, ilkokul bittikten sonra o çocuklar ilkokul öğretmenini bir daha ve asla hatırlamak bile istemezler ve o çocukların zihin dünyasında hep böyle bir eksi pozisyonunda bir yerde kalır. Onun için şefkat ve merhamet, yani sevgiyle yaklaşmak eğitimde, özellikle çocuk yaştakilerin eğitiminde çok önemli. La tüşrik billah, Allah'a şirk koşma. Bakınız, burada çocuğa sahip olması gereken öncelikli değerin ne olması gerektiğiyle başlıyoruz. Yani tevhid eğitimi dediğimiz, Allah-u Teala'nın varlığının, birliğinin tanıtılması, putperestlikten, Allah'a şirk koşulacak unsurlardan uzak durulması gerektiğini ne yapmış oluyor? Lokman aleyhisselam oğluna daha birinci ders, ilk başta onu sunmuş oluyor. La tüşrik billah, inne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Yani Allah-u Teala'nın, işte biraz önce ifade ettik sohbetimizin baş kısmında, programımızın baş tarafında, insanoğluna en cömert olan Allah'ın, ki okuma yazma kabiliyetini veren, aynı zamanda okunacak kitap veren ve yazıyı öğreten Allah'ın Rab'lık sıfatını, mürebbilik, terbiye edicilik sıfatını eğer biz alır da başka varlıklara, putlara, şunlara, bunlara, başka makamlara verecek olursak, o zaman işte, yani şirk koşacak olursak, çok büyük bir haksızlık, çok büyük bir zulüm yapmış oluruz. Bakınız, la tüşrik billah, bunu yapma gerekçesine, inne şirke le zulmün azim, çünkü şirk nedir? Büyük bir zulümdür. Ha, yani çocuğa sadece yap yapma diye emir verip bırakmıyor Lokman aleyhisselam. Bunu yapma diye, la tüşrik billah, Allah'a şirk koşma. Ha, peşinden çocuğun zihnine yatacak gerekçesini de ifade ediyor. Öyleyse bizim eğitim öğretim metodu olarak takip etmemiz gereken şey nedir? Bir şeyi öğretirken, yani yap yapma değil, bunun gerekçesiyle, mantıki açıklamasıyla beraber, illetiyle, sebebiyle beraber öğretildiği zaman çocukların zihninde daha fazla yer edeceği neticesini, sonucunu buradan çıkarabiliriz. Zira bakınız, Allah'a şirk koşma. Neden? Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Çocuğun şirk koşmaması için onu bir anlamda Lokman aleyhisselam onun zihninde makulleştirmiş oldu. Devamında Lokman suresi 14. ayeti kerimede şöyle ifade buyuruluyor. Ve vessayne el insane bi valideyh. Biz insana anne babasını tavsiye ettik. Anne babasını vasiyet ettik. Anne babasını iyilik yapmasını emrettik. Bakın, bir, Allah'a şirk koşulmayacak, iman olacak, inanç olacak. İki, anne babaya saygı, yani ahlak olacak. İmansız ve ahlaksız, siz nasıl bir nesil yetiştirirseniz yetiştirin, ancak ortaya çok iyi eğitilmiş fakat insanlığın zararına çalışan bireyler üretirsiniz ki, hani hatırlayın, yanlış hatırlamıyorsam bir Yahudi bilim adamı, bu Almanların işte İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Yahudilere reva gördüğü durumlardan, kamplardan kurtulduktan sonra işte öğretmenlere hitap ederken diyor ki, sizden öncelikle ahlaklı bireyler yetiştirmenizi istiyorum. Yani öğreteceğiniz fen bilimleri, öğreteceğiniz tıp bilimleri daha sonraki ikinci basamak. Çünkü diyor, insanlara çok iyi eğitilmiş mühendislerin yapmış olduğu gaz odalarında işkence ettiler. Çünkü insanlara çok iyi eğitilmiş doktorlar ne yaptılar? Onların organlarını vesaire almak suretiyle onlara kıydılar, onlara eziyet ettiler, işkence ettiler. Yani eğer başta Allah korkusu, inanç ve anne babaya saygı, ahlak eğitimi olmadıktan sonra biz nasıl bir insan yetiştirirsek yetiştirelim, eğer içerisinde merhamet, saygı ve birazdan da gelecek o inancın gereği ahlaklı olanı yapma,
kendisine yakışanı yapma anlayışı yoksa, o zaman biz diğer insanları sömürecek bir takım bireyleri maalesef eğitim suretiyle yine topluma kazandırmış oluruz. Yani şöyle ifade edelim, eğitimi iki tarafı keser bıçak haline getirmememiz ya eğitimi sadece insanların, insanlığın faydasına hizmet eden, insanlığın faydasını temin edecek olan bireyler yetiştirme noktasında kullanmamız gerekiyor. Evet, devam edelim ayeti kerimemize. Hamelethu ummuhu vehnen ala vehni mefsaluhu fi ameyni. Nedir? Annesi onu zorluk içerisinde zorlukla her gün biraz daha güçsüz düşerek taşıdı ve onun sütten kesilmesi 2 yılı buldu. Bakınız yine hani dedi ya, anne babaya iyi davran, hemen peşinden sebebi, gerekçesi, nedeni geldi. Yani davran çünkü şundan dolayı, Allah'a şirk koşma şundan dolayı idi. Bakınız anne babaya iyi davranmayı yine aynı şekilde Allah-u Teala Lokman Aleyhisselam'ın ağzıyla Lokman Aleyhisselam'ın oğlu için makulleştiriyor. Nedir? Annesi onu iyi davranmasının sebebi nedir? Annesi onu zorluk içinde zorlukla, sürekli her geçen gün biraz daha güçsüzleşerek onu zorla taşıdı ve onun sütten kesilmesi 2 yıl içerisinde oldu. Enişkur li veli valideyk. Öyleyse bana şükret, anne babana da teşekkür et. Niye? Çünkü Allah seni yaratmamış olsaydı anne baban ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bir çocuk dünyaya getirmeye muvaffak olamazlardı. Ha, Allah seni yaratmayı diledi. Onun için Allah'a şükret ve anne babanı da o yaratmaya sebep, vesile kıldı. Onun için de anne babaya teşekkür et. İleyyel masir, ha, dönüşün banadır. Yani ey insan, ey çocuk, ey yavrucuk, sen Allah'a şükretmez, anne babana da ahlaklı davranmaz, onlara iyilik etmez, nankörlük edersen dönüşün bana. Yani yaşayacağın hayatın bir hesabı var. Öyle kafana göre sorumsuzca, bilinçsizce yaşayamazsın. İşte bakınız Allah-u Teala daha hemen ileyyel masir derken çocuğa bir anlamda da bir mükellefiyetini, bir sorumluluğunu hatırlatıyor. Bugün değerli izleyicilerim, kıymetli kardeşlerim, özellikle öğretmenlerimizden veya şöyle biraz bu işin içerisinde olan insanlardan duyduğumuz en fazla şikayet şu konuda. Ya yetişen nesil çok sorumsuz yetişiyor. İşte yetişen nesil her şeyi hazır bulduğu için sorumluluğunun farkında değil. Hayata hazır yetişmiyorlar. Hiçbir sorumluluk almıyorlar gibi şikayetlerde bulunuyorlar. Eğer işte biz daha baştan çocuğa bir takım sorumlulukları olduğunu hatırlatmazsak, ki her şeyden önce 1- Allah'a karşı sorumluluk, 2- anne babaya karşı sorumluluk, 3- vatanına, milletine karşı sorumlulukları olduğunu eğer biz anlatmaz isek yavrularımıza, bu bilinci daha çocuk yaşta vermez isek, Allah muhafaza yarın bir gün hem anne babasına, hem vatanına, hem dinine, Allah'ına itaatsizlik eden, onlara nankörlük eden bir nesil yetiştiririz. Ki şunu ifade edelim, bu ülkeye geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'u yaşatan kimseler kimdi? En iyi eğitilmiş hava pilotları, en iyi eğitilmiş özel kuvvetlerdeki askerler, işte en iyi yetiştirilmiş mühendisler, hakimler, savcılar vesaire vesaire. Ama işte bu bilinçten, yani Allah'a şükret, anne babana teşekkür et, dönüşün Allah'adır. Yani Allah'a hesap vereceğin sorumluluğun var. Anlayışından uzak yetiştirildikleri için bakınız bugün pek çok FETÖ teröristi anne babasına küs veya anne babasına zaten evlat diye yüzüne bakacak hali yok. Çoğu vatanını terk etmiş durumda. Bir kısmını anne babası evlatlıktan silmiş, reddetmiş durumda. Niye? Çünkü yıllarca anne babasının evladım yapma gitme yanlış yoldasın telkinini maalesef dinlemediklerinden dolayı işte bugün ülkemizde böyle bir durum, böyle bir sahne yaşanıyor. Onun için bakınız evlatlarımızı daha ilk başta yetiştirirken bir
Allah'a şükretmesini, anne babasına teşekkür etmesini ve Allah'a ve anne babasına karşı da sorumluluklarının olduğunun bilincinde yetiştirilmesi gerekiyor. Evet, 15. ayeti kerimede وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Eğer bilgisizce anne baban hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığı halde bilgisizce bana ortak koşmalarını isterlerse فَلَا تُدِعْهُمَا Onlara itaat etme. İtaat etmede ne yap? İsyan mı et? Hayır. وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Ne yap? Dünyada iken, dünya hayatında örf gereği, yani örf neyi emrediyorsa onlarla o şekilde geçinmeye, arkadaşlık etmeye, onların yine evlatlık görevini yapmaya devam et. Bakınız, az önceki sözüme bir ilave daha yapayım. 15 Temmuz'u bu ülkeye yaşatan alçaklar yetiştirdikleri o hakimlere, savcılara, şunlara, bunlara ne dediler? Hedefe giden yolda anne babanızı bile icabında reddedeceksiniz. Onları dinlemeyeceksiniz. Onlara itaat etmeyeceksiniz. Ki bugün pek çok evlat anne babasının müsaadesi olmadan o yurt dışındaki yapılara, okullara, şuraya, buraya gitti, götürüldü. Ve artık geride dönemiyorlar. Yani Allah sadece Allah'a şirk koşmanı isterlerse anne babaya itaat etme. Onun dışında anne babana örf gereği bağını sürdür buyururken bu yapı, bu anlayışı, Kur'an'ın bu anlayışında yıkarak olayı nereye getirdi? Eğer bizim cemaatimize, hedefimize, cemaatimizin hedefine ulaşmasına müsaade etmiyorlarsa anne babanızı bile dinlemeyin, anne babanızla bütün ilişkilerinizi kesin durumuna getirdiler ve ayetin usulüne, uslubuna %100 yanlış ve ters bir anlayış içerisinde çocukları, nesilleri yetiştirdiler maalesef değerli kardeşlerim. Evet. وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ Ne yap? Anne babanla da örf gereği iyi geçin ama Allah'a yönelenlerin, Allah'a inanmış olanların yoluna tabi ol. ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ Sonra dönüşünüz yine banadır. فَاُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ben de size yaptığınız her şeyi haber vereceğim. Ve bakınız, burada çocuğa ne? Kendi kendini kontrol etme, otokontrol bilinci aşılıyor Allah. Yani ey insanlar, ey çocuklar, öyle başıboş, gelişi güzel yaşamayın. Ya dönüşünüz bana olacak ve yaptığınız her şeyi ben size haber vereceğim. Yani asıl karneyi, değerli çocuklar, değerli öğrenciler, asıl karneyi Allah'tan alacağız. Bu bilinci veriyor Allah. Allah bize usul olarak, üslup olarak her şeyden önce Allah'a karşı sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Yani şunu ifade edebiliriz. Öğretmenimiz bizi her yerde denetleyemeyebilir, göremeyebilir. Öğretmeni bir şekilde kandırabiliriz. Anne babamızı bir şekilde kandırabiliriz. Anne babamız bizi her yerde görmeyebilir, denetlemeyebilir. Ama bizi her yerde gören ve denetleyen bir Allah var. Ve bizim dönüşümüz Allah'a olacak. Ve Allah asıl karneyi o zaman bize verecek. Bak kulum, sen bunları yaptın. Ha öyleyse, eğer karnemizde kırık olmasını istemiyorsak, Allah'ın bizi gördüğünün, gözettiğinin ve bize zamanı gelince karne vereceğinin, hesabımızı soracağının bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor. Geçelim 16. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yine Lokman Aleyhisselam'ın ifadeleriyle devam ediyor. Ya büneyye, ey oğulcum, ey yavrucuğum. Bakınız yine bir şefkat, merhamet ifadesi. İnneha in teku mithqale habbetin min hardalin. Şüphesiz sen hardal tanesi ağırlığında bir iş yapsan, yani hardal tanesi nedir? Yani ağırlığı var yok, insanoğlunun hissedemeyeceği kadar minik, hafif, küçük bir şey. O kadar bile bir iş yapsan, fetekün fî sahratin, o yapmış olduğun iş
bir kayanın içerisinde olsa, ev fis semavati veya semavatta göklerde olsa, ev fil ardı veya yeryüzünde olsa, ye'ti bihallah, Allah onu senin karşına getirecek. Yani dedik ya az önce, asıl karneyi Allah verecek. Matematikte birinde kırık alırsın, öbüründe arkadaşından yardım alır, öbüründe kopya çeker, düzeltir, karneye ortalama bir şey düşürebilirsin. Kopya çektiğini, arkadaşından yardım aldığını öğretmenin göremeyebilir, atlayabilir. Ama bakın, hardal tanesi küçüklüğünde bile bir şey yapsan, o bir kayanın derinliklerinde, kayanın içinde de olsa, semavatta o sonsuz gökyüzünde yıldızların, gezegenlerin arasında da olsa, ya da yeryüzünde, uçsuz bucaksız yeryüzünde de olsa, Allah onu senin karşına getirir. اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَب۪يرٌ. Çünkü Allah en gizli şeyleri bile bilen, en gizli şeylerden bile haberdar olandır. Yani ey yavrucuğum, anneni, babanı görmez zannıyla, bilmez zannıyla kandırmaya yeltenebilirsin. Öğretmenini kandırmaya yeltenebilirsin. Ama Allah'ı hiçbir şekilde kandıramazsın. Öyleyse sorumluluklarının bilincinde ol. Bakınız, sorumluluk şuuru, sorumluluk bilinci dediğimiz bilinci Allah-u Teala daha en baştan çocuğa verilmesi gerektiğini, bu usulün, bu uslubun çocuklarımıza yerleştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. İşte bugünkü, az önce de ifade ettik, eğitimcilerimizin şikayeti, ya bugünkü çocuklar çok sorumsuz yetişiyor. İşte hiçbir sorumluluklarının farkında değiller, hayata hazır değiller vesaire. Halbuki bakınız, Allah ne yaptı? Allah'ın gördüğü, bildiği, hesaba çekeceği, onu karşımıza getireceği bilincini ne yaptı? Çocuğa daha en başta verilmesi gerektiğini ifade etti. 17. ayeti kerime, ya büneyye, Lokman suresi 17. ayet. Ey oğulcuğum, ekimis salate. Namazını ikame ettir, namazında devamlı ol. Yani kulluğunu devam ettir. Hayatta her şey olabilirsin ama kul olmadıktan sonra hiçbir şeyin değeri yoktur. Öyleyse hayatta en önce olman gereken şey, doktor, hakim, mühendis, avukat, savcı, işte psikolog, sosyolog, siyaset bilimci vesaire olmadan önce, hayatta en önce olman gereken şey nedir? Ekimis salah, namazı ikame ettirmen, namazda devamlı olman, yani daimi bir kul olmandır. Kul olmadıktan sonra dünyanın en zengin insanı da olsan, dünyanın en bilinçli insanı da olsan hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur. Evet, ve'mur bil ma'rufi, iyi olanı yap, emret. Güzel olanı, insanların faydasına olanı yap, emret. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ İnsanların zararına olan, münker olandan, dine uygun olmayandan yüz çevir. Bakın bugün hani iş ahlakı, iş ahlakı diyoruz ya. Ya diyor işte okudu, koskoca doktor oldu ama işte ne yapıyor? Organ hırsızlığı yapıyor işte. Organ, gayri resmi organ naklinde uğraşıyor vesaire. Ya işte bu şu oldu, bu oldu ama para için yapamayacağı hiçbir şey yok. Bakın bugün en fazla şikayetimiz meslek ahlakından yoksun iyi okumuş insanlardan dolayıdır. Onlardan kaynaklanıyor. Ya diyor işte güya hesap uzmanı ama işte falanca kurumuz şu kadar zarar ettirdi, şu kadar zimmetine para geçirdi vesaire. Ve'mur bil ma'ruf ve nehy anil münker. İnsanların faydasına olan, dinin emrettiğini, dine uygun olanı yap. Dinin nehyettiğini, yasakladığını, insanların zararına olanı yapma. Vasbir alâ mâ asâbek, karşılaştığın zorluklara karşı, başına gelen musibetlere karşı da sabırlı ol. 17. ayet-i kerime. İnne zâlike min azmil umur, çünkü nedir? Bunlar kesin olarak emredilmiş olan, sabredilmesi gereken büyük işlerdendir. Evet, 18. ayet-i kerimeye geçelim. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Ne yapma? Küçümseyerek, surat asıp insanlardan yüz çevirme. Yani
Ey yavrucuğum, okudun bir yerlere geldin, ilim sahibi oldun, işte mevki makam sahibi oldun ama insanları küçük görme, insanları hor hakir görme. O ilim sende tevazuya yol açsın, o makam sende tevazuya yol açsın. Makamın büyüdükçe, ilmin büyüdükçe sen ne yap? Kendin tevazu olarak da büyü. Tevazun küçülmesin. Yani böyle insanlara tepeden bakma. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا Yeryüzünde böbürlenerek, kibirlenerek yürüme. Yani ey yavrucuğum ne yap? İnsan olduğunun, fani olduğunun, aciz olduğunun farkına var. Makamın makamınla beraber, gücünle beraber, zenginliğinle beraber ne yapsın? Tevazun da büyüsün. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبِّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Bakınız yine yapmaması gerekeni söyledi. Sebebini de söylüyor Allah. Çünkü diyor Allah böyle böbürlenen, kibirlenen, kendini beğenmiş insanları sevmez. Son ayetimiz Lokman suresi 19. ayeti kerime. وَقْصِدْ ف۪ي مَشِّكَ Yürüyüşünde tabi ol. Yani böyle işte böbürlenerek, kibirlenerek, küçük dağları ben yarattım havasında yürüme, tabi ol. Yani ne olursan ol. Cumhurbaşkanı, başbakan, işte Diyanet İşleri Başkanı, rektör, dünyanın en ünlü avukatı, hukukçusu, Yargıtay Başkanı, ne olursan ol, tabiliğini bozma, tabi ol. Vahluz min savtik, sesini de alçat. Yani böyle yukarıdan, külhan bey edasıyla, böyle emredici bir tonda, insanları ezici bir tonda konuşma. İnne enkeral esfati lesavtul hamir. Bakınız yine sebebi geldi. Çünkü en kötü ses herhalde eşeklerin sesidir. Çünkü eşek anırmaya başladığı zaman yüksek volümde, yüksek seste anırmaya başlar. Öyleyse bakın Allah-u Teala bize eğitimde bir usul gösterdi. Bir, çocuklarımıza önce inançlı olmayı, ahlaklı olmayı, sonra vermiş olduğumuz eğitimlerin gerekçeleriyle beraber, yani o şey yap yapmanın ötesinde makulleştirerek vermemizi istedi ve onlara sorumlu bireyler olarak yetiştirmemizi, insanlığın faydasına, insanların faydasına, dinin emri çerçevesinde insanlar olarak yetiştirmemizi istedi ve çocuklarımıza her şeyden önce makam, mevki, para, pul vesaire sahibi olmadan önce insan olmamız gerektiğini, insanlara saygı duyan bir birey olmaları gerektiğini Kur'an-ı Kerim bize Lokman suresi 12. ayeti kerimeden 19. ayeti kerimeye kadar olan bölümde 7 ayette bize güzelce öğütledi. Öyleyse biz de çocuklarımızı öğretmenlerimize teslim ederken, aman hocam benim çocuk okusun iyi bir mühendis olsun, İşte iyi bir avukat olsun bir an önce köşeyi dönsün diye değil, hocam bu çocuk Allah'ına, dinine, vatanına, milletine, anasına, babasına, insanlığa yarayan bir birey olsun. Benim çocuğum önemli değil, kuru ekmek yesin, kuru soğan yesin ama insanlara tepeden bakmasın. İnsanlara saygıyı öğret diye vermemiz lazım. Çocuklarımıza bu hedefi koyup bu hedef doğrultusunda yetiştirmemiz lazım. Bu vesileyle 2017-2018 eğitim öğretim yılının bütün öğretmenlerimize, bütün öğrencilerimize, bütün velilerimize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyor. Ve inşallah istikbalimizi inşa edecek, istiklalimizi muhafaza edecek nesillerin neşvi nemasına vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Böylelikle bir mana dünyamızı daha bitirmiş oluyoruz. Haftaya pazartesi günü saatlerimiz yine 15'i gösterdiğinde yeni bir mana dünyamız programımızda buluşmak dua ve temennisiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.